Herkese kısa olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum, ben Ömer Rıdvan olacak. Bugünkü videomuzda sizlere ne yapacağız Süleyman kardeşim? Yeni bir araç alacağız. Yeni bir araba alacağız fakat bugünkü arabamıza biraz çok uğraşacağız, doğru mu kardeşim? Evet. Biraz da masraf edeceğiz. Bugünkü alacağımız aracın markası ne kardeşim? Lada Vaz. Lada Vaz kaç model kardeşim biliyor musun? Yok. Bilmiyorsun, ben sana söyleyeyim. 1985 model. 1305 miydi? Modeli ben de tam bilmiyorum çünkü Tofaş Şahin olsa, Tofaş Doğan olsa neyse, ama Lada Vaz biraz karışık bir araç. Ama Tofaş'a da benzeyen bir araç, doğru mu kardeşim? Serçe'ye benziyor. Serçe'ye benziyor. 124'e benziyor. Kardeşim bu araba bugün kaç liradayız? 12.500 TL. Bir daha söyle. 12.500. Tam tamına 12.500 TL'ye 1985 model Lada Vaz marka bir araç alacağız. Aracımızın çürükleri var. Lastikleri patlak, çalışmıyor, yürümüyor. Otoparkta yatıyor. Yıllardır yaklaşık 15-20 senedir yatıyor, doğru mu kardeşim? Evet. Biz bugün ne yapacağız kardeşim? Bugün bu arabayı toplayacağız. Alacağız, çalıştıracağız, sağına sonu yapacağız, toplayacağız. Düzgün bir araç haline getireceğiz mi kardeşim? Evet. Getireceğiz mi kardeşim? Getireceğiz. Düzgün bir araba haline getireceğiz. Ondan sonra Süleyman kardeşim restorasyon yapacağız, doğru mu kardeşim? İç, doğru. Dış, komple tertemiz yapacağız, doğru mu kardeşim, Allah'ın izniyle? Çalışıp yürüteceğiz. Çalışacağız, yürüteceğiz. Süleyman kardeşim, lafı fazla atmaya gerek var mı kardeşim? Gerek yok. Gerek yok. Videomuzda kaç beğeni bekliyor kardeşim? 5000. Arkadaşlar bu video 5000 beğeni. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Süleyman kardeşim ne yapıyoruz? Videoya geçiyorum. Hadi geçelim kardeşim. Arkadaşlar şu anda arabamızı almaya gidiyoruz. Ben Semih aracımızın nereden almaya gideceğiz? Otoparktan almaya gideceğiz. 7000 otoparkadan. Aracımızın resimlerini koyuyorum. Gördüğüm arkadaşlar aracımız soldan ağır buruk. Ondan sonra sağ tarafı çürümüş. Yıllardır yattı belli, çok kirlenmiş, tozlanmış. Arabamızı alıyoruz. Kaportacıya götürüyoruz. İlk başta kaportasını yaptırıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar kaporta işlemleri bittikten sonra da aracımızı güzelce pastacıyla boya ve lastik işlemini yaptırıyoruz. Ondan sonra aracımızı evrimlere alıp geliyoruz. Arkadaşlar aracımızın kaporta boya pastacıyla işlemleri bitti. Fakat aracımızın ön farları ve panjuru yok. Ön iki farını yapacağız, panjuru yapacağız. Aracımızı çalıştıracağız, yürüteceğiz. Evimizin önüne getiriyoruz şu an aracımızı. Evimizin önüne alalım, gelelim. Ondan sonra burada işlememize başlayalım Allah'ın izniyle. Evet, gördüğünüz gibi şu anda aracımızın motor aksamı da bu şekilde. Bir akü taktık. Süleyman kardeşim şu anda aracımızın kontağını söküyor. Aracımızın önü şurası tamir edildi biliyorsunuz, hasarlıydı. Onun önü akü taktık, şu an şey yapıyor. Ben de farlara sıfır cam aldım. O camları takacağım. Bu tarafın farında bir şey yok ama diğer tarafın farı biraz sıkıntılı. Ondan dolayı ilk başta o tarafı tamir ediyoruz. Ondan sonra farın camını takacağız Allah'ın izniyle. Şu anda görmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın en son olarak şu anda farlarını yapıyoruz. O farı da falan kırık. Diğer farı camı kırık da. Diğer farı camı leşmeyi kurtar da bunun kasası da tamir edilecek. Silikonda buna güzel bir kasa yapacağız Allah'ın izniyle. Zafer kardeşimle. Sence kardeşim kasa olacak mı kardeşim? Olur herhalde ya. İnşallah olur. Şimdi gördüğünüz arkadaşlar farlarımızı söküyoruz. Camları söküyoruz. Tertemiz yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın nasıl tesadüf söktüğünü bak. Dumanı görüyor musun? Ne kadar duman o kadar randuman. Gözüküyor mu kardeşim duman? Gözüküyor. Arkadaşlar şu an aracımızda gördüğünüz akü sistemi yaptık. İçeride de Süleyman kardeşim ne yaptı kardeşim? Ne yaptı kardeşim orada? Düz kontak yap. Orayı biliyorsun kardeşim nasıl bir sistem yaptığını. Hemen afiyet olsun. Çek oraya kardeşim. Anlat kardeşim arkadaşlarımıza. Söktüğün konta, şu an buraya düz kontak yaptı kardeşim. Evet. Göster kardeşim nasıl yaptığını. Dur kardeşim. Yapar, çözüm yapar. Ver mi şunu? Evet, evet. Arkadaşlar, şuna bak kardeşim. Bas mı kardeşim marşı? Şu an çalışıyor çünkü ben buradan gaz verdim. Nasıl verdim açık. Bas mı da kardeşim bir de marşı? Artık çalışmaz. Neden? Çünkü ben arabanın marşını çektim. Bak şimdi arkadaşlar size şükür de göstereceğim. Bir saniye dostum. Neredeydi o kablomuz? Kabloyu kaybettik dostum. O takılı. Şu kablomuz. Bak. Dostum iyi çek. Bak görüyorsun. Görüyorsun gaz kaçırıyor arabamız. Çünkü bu gaz beyninin sistemini sökmüşler. Ben de bu direkt gaz beyinine gelen hortumu. Buraya böyle biraz şurada çekeyim şöyle.
direkt buna yapmıştık. Şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bas Süleyman. Bas gaz ver. Gaz ver, gaz ver. İstemeydi işte. Arabayı şaşmaz. Bu ara ben arkadaşlar benzin sistemini bağlıyoruz. Allah'ın izniyle benzin çarşıracağım. Aracımızı Allah'ın izniyle benzin çarşıracağım. Yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi farımız kırıktı. Aracımızın. Şu anda ne yapıyoruz kanka kardeşim, farımızı kardeşim? Tuzlayacağız. Tuz dök kardeşim. Heh. Arkadaş Japon üstüne tuz dökersen daha çok tutar. Doğru mu kardeşim? Tabii. Bu bilgi doğru. Japon'u daha yeni dondurduk. Üstünü dondurucuya sıkacağız tabii ki. Şu tarafa da bak, şuraya dök kardeşim şuraya. Tuz dökülüyoruz, üstüne o şekilde dondurucuya. Aynen. Tuzlu Japon daha iyi tutar. Şu tarafa da dök kardeşim. Şu anda kırık farımızı, bak paramparça farımı tamir ettik. Bunlara sıfır cam aldım, onları da takacağım. Çevir kardeşim şöyle. Çevir. Aslan kardeşim, çevir şöyle. Farlama. Şu an oldu mu anlın kardeşim farımız? Oldu oldu. 10 numara oldu. İçin silikonla da silikon kurunuyor, daha da iyi oluyor. Dur kardeşim, oraları da sıkalım şöyle. Dondurucumuz bitmeden şu birkaç tane yer var, oraları da hallederim kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz aracımız çalışmadı. Onları aracımıza gittik, hemen benzin aldık. Yani şöyle deposunun kapağını daha sonra açtık. Çalışması öyle çalıştırırız. Bu da dibinde kalsın. Anam depo dibi. Evet. Arkadaşlar deposunu bir delik park ettik. Evet. Aracımın deposu delikmiş. Benzin döktük fakat depo delik. Görkecek kardeşim deposu delik. Önce niye hiç benzin var? Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi benzin sistemini değiştirdik. Şu hortum var ya, benzin hortumu. Normalde kesiciye gidiyordu. Onu direkt pompaya verdik. Pompa direkt benzine, karbüratörü verecek yani. Sonra şu hortum da kesiciye gidiyordu. Kesiciyi iptal ettik. Şu gelen hortumu da iptal ettim komple. Bunu direkt pompaya bağladım. Buraya da arkadaki bidon doluyor şu anda kardeşim. Bidon çek kardeşim. O bidonu vereceğim, bu arabayı direkt çalıştıracağım. Ama ondan önce odalarken ben şeyi açayım şimdi. Dost uçumuzu açıyorum çünkü bu arabanın debriyajı hidrolikliymiş. Doğru mu anladın kardeşim? Evet evet. Debriyajı hidrolik ondan oluyor bu aracın. Hidrolik olalım ki debriyaj açılsın. Bu şekilde. Hidrolikliği koyuyoruz. Evet. Pompa alışı çekecek şimdi. Çok koydun. Yok kardeşim, onun ideali. Kaçmak üzere. Evet, biraz da şuna koyalım şöyle. Evet, bu da bunun ideali. Biraz taştı ama olsun. Pompalayacak şeker olmuş. Kardeşim debriyajı pompalayabilir misin kardeşim? Pompalayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracımızın farını yapacağız. Ondan önce şuralar ne yapıyoruz? Rafael kardeşim ne yapıyoruz kardeşim burada? Silikon basıyoruz. Silikon dolduruyoruz. Sıfır far camı aldık. Far mı? Silikon. Tutacak Allah'ım. Silikonumuzu basıyoruz. Basın arkadaşlar. Tutar mı kardeşim bu güç sence kardeşim? Biraz da şuraya bakacağım. Bozdum arkadaşlar. Evet. Tutar. Usta. Niye usta? Şimdi arkadaşlar bunu hemen bantla yapıştıralım. Aslında sökmüşken onu boyamak mantıklı olurdu. Boyayacak malzeme bulamadık. Silikonladık buraları. Şurada sen ne yapıyorsun kardeşim? Bir tane kardeşim bu ne? Nereye sıkacağım?
İyi mi? Yeter mi? Yeter mi? Şu altı. Ustamız da bu işi biliyor. Yeter mi? Hı. Ustamız da bu işi biliyor. Şimdi arkadaşlar onu yine şuraya cam yapıştıracağız bir saniye. Tamam, bize camlar yapışma devam. H4 şöyle. Zafer bant gidiyor Zafer. Arkadaşlar şöyle önünü çek karşıma aracımızı. Şu anda gördüğünüz aracımızın önünü yaptık. O farın bantladık. Bant biraz. Fakat bunu şu an tam takamıyoruz. Neden takamıyoruz kardeşim? Çünkü ayaktan tam oturmamış da şimdi daha arkadaşlar yapışmamış. Evet. Ben çıkarayım. Ben bunu arabanın içine koyacağım kardeşim. Neden diye bir sor. Şu camı tam falan otursun. Kasırsa tam otursun. Şöyle evet tam içeri kurusun. Olsa içeriden akıllı bir yere tutturuz bunu. Arkadaşlar benim de içine koyuyoruz. Görülsün böyle. Zaten daha araba işi bugün bitmez. Daha bu arabayı benzine çalıştıracağız. Zor mu kardeşim? Evet. Daha benzine çalıştırıyoruz. Yolumuz hala akıyor. Hala benzin akıyor. Ama azaldığını düşünüyorum. Sence kardeşim? Evet biraz azalmış. Arkadaşlar benim de burada söktük gördüğünüz gibi aracımızın bagajını açtık. Şimdi benzin akıtı başlıyoruz gibi. Depomuzu söktük. Sonra geri sonlayacağız. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar ikinci günümüzde sizlerle beraberiz. Şu anda radarcımızın yanındayız. Radarcımız dün benzin kaçırdı. Motorunu çalıştırdık fakat düzgün bir çalışma olmadı. Şimdi arkadaşlar önden benzin sistemi yapmıştık dün aracımıza. Bugün şu şeyleri sökeceğiz. Mantlarımı sökeceğiz. Diğer farımı sakacağız yine. Bu farımız falan düzgün oldu. Güzel oldu aracımıza yakıştı. Sıfır farcımız, sıfır farcı güzel oldu. Şimdi diğer farımı takacağız aracımıza. Çok güzel bir araç olacak haline geldik inşallah aracımıza. Bugün içeri alanımızı, aracımızın işlemini son bulacağız. İkinci günümüzde beraberiz. Bugün aracımızın işlemini son bulacak aracımızda. Arkadaşlar gördüğünüz süreme karışma gerek. Süreme karışma ne yapmış şu anda kardeşim? Şu anda şuraya... Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şuraya farklı bir benzin sistemi yaptık. Buradan aracımıza benzin giriyor. Doğru mu süreme kardeşim? O zaman kardeşim akümünü taktık. Söktürdük. Bir basabilir miyiz kardeşim? Sence marşı çalışacak mı kardeşim? Ben de şuradan benzin destekliyorum çünkü pompa çeksin diye. Doğru mu kardeşim? Arabayı çalıştırıp pompayı düzenli olarak çeker. Ben şuradan benzine destekleyeyim biraz. Büyük ihtimalle Allah'ın izniyle benzin çalışacak. Doğru mu kardeşim? Pompa çalışıyor mu sence? Denemek lazım. Denemek lazım. Allah'ın izniyle çalışacaktır bakalım. Ben şuradan bir hemen benzin vereyim arkadaşlar. O an sosyal makarışım pompayı destekliyorum. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Ben şurada, bak şu ıslaklıkları görüyorsunuz. Bunun içine benzin koymuşum. Dotuş bidonun içine. Şöyle göstereyim size. Evet. Buraları biraz benzine destekledim. Çünkü bu arabanın benzin pompası benzin, yani araba çalışmadan işe yaramıyor. Bazısına yarıyor ama bunlar herhalde tam yaramıyor bilmiyorum. Ondan da ben biraz benzine destekledim. Buradaki benzinle o hortumun içindeki benzini dolduracak. Yani hortumun havasını aldıktan sonra Allah'ın izniyle bize bir şey yapacaksınız. Şu anda bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracımızı benzin çalıştırmaya ayarladık. Gel kardeşim. Evet, adam alacağını ama benzin süme karışım ne oldu kardeşim? Benzin otomatikten oradan akıtıyor da. Ayrıca şuradan hafiften bir yağ akıttı. O önemli değil. Benzin otomatikten benzin akıttı arkadaşlar. Ama arabamız çalıştı yürüdü. Doğru mu kardeşim? Evet. Biraz zor çalıştı ama çalıştı yürüdü. Şimdi geri, ne yapacağız kardeşim? Geri iteceğiz mi kardeşim? Evet. O zaman kardeşim şey yapmayalım. Hemen itelim çünkü yolun ortasında kaldık. Doğru mu kardeşim? Aracımız buraya kadar çalıştı yürüdü. Hafiften de benzin akıttı. Ufak tefek olur öyle şeyler. Doğru mu kardeşim? O zaman laf fazla atmaya gerek yok. Hemen kardeşim arabamızı itelim. Şu farlarını takalım. Arabamızı ufak tefek işleri var. Yıkama yıkama onları yapalım. Doğru mu kardeşim? Yoksa... Ama yürüme işi oldu mu kardeşim güzelce? Oldu. Arkadaşlar aracımız çok zor itiliyor. Tekerlerde sanırım bir sıkıntı var. Sonra görüyorsunuz. Sonra debriyajı ayırıyor mu kardeşim? Evet. Şu anda akıntıyı kestik.
Şu an araç karbüratörcüdeki benzinle çalışıyor. Üstü bir. Gel şuna gel. Evet arkadaşlar, şu anda sömen kardeşim ne yapıyor kardeşim? Farımızı dün camdan hemen en silikon yapıştırdı kardeşim. Dikkat et, oralar daha silikonlar daha yeni. Yani dün silikon olmadı, daha kurulmuş. Ondan önce yeni yapıştı. Şimdi ne yapacağız kardeşim o farı? Farı takacağız. Farı yeni takacağız sömen kardeşim. Farı şöyle oturtuyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle. İlk başta oraya tutturacağım kardeşim. Heh. Kardeşim oraya oturuyor ama ne lazım kardeşim oraya? Bir vida lazım. O farı görsün arkadaşlar, paramparçaydı. Ben de onu silikonla falan tamir ettim. Ama arabamızın önü nasıl oldu kardeşim? Aslan kardeşim. Sonra en son kardeşim onu yaptıktan sonra bir arabamız bak burada beklerken tozlanmış. Bir vizite çıkacağız falan toplayacağız diye tozlanmış. Ne yapmamız lazım kardeşim arabamızı? Yıkamamız lazım. Yıkamamız. Ondan sonra arabamız hazır. Doğru mu kardeşim? Aracımız satışa hazır. Lada Vaz 21.05 mi artık? 21.07 mi? Ne bilmiyoruz. Bu arabanın markası ne kardeşim? O da bilmiyor değil mi? Sen de bilmiyorsun. Sonra kardeşim şu an oraya ne yapayım? Vida mı atıyorum kardeşim? Evet. Tutuyor mu kardeşim o vida orayı? Tutacak değil mi Allah'ın izniyle? Süleyman kardeşim tutturacak. Yapacak. Süleyman Pro yapar. Süleyman Pro Allah'ın izniyle şerledir. Böyle şerledir. Şu şekilde. Kaputu koyuyoruz fakat kapanmıyor. Neden kapanmıyor Süleyman kardeşim? Bildiğin yok. Şirket mekanizması var ya. Bu bozuk arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlar bu kaput tam oturmuyor. Biz ondan dolayı ne yapacağız? Kardeşim zaten kilit bozuk. Bir kilidin yenisinde yok şu anda elimizde. Belki ilerleyen zamanlarda kendimiz takarız ama şu an ne yapıyoruz ondan dolayı kardeşim? Kilidi söküyoruz. Aynen arkadaşlar. Kilidi söküyoruz. Ve kaputu arkadaşlar bir düzeltme yöntemi yapacağız. Nasıl düzeltme yöntemi kardeşim? Kaputun ortasına bir şey koyacağız. Ve ne yapacağız şimdi kardeşim? Kastıracağız. Kaputu kastıracağız. Onu çekiyor arkadaşlar. Şimdi bir saniye şöyle bölümünü çekeyim. Şuna kardeşim telefonu daha ayrı çalıyor. Evet. Şimdi kilidi söktüğümüz zaman bakalım kaput oldu mu kardeşim? Kaput kardeşim oldu. Kaput oldu fakat kaputu kastırmamız lazım. Doğru mu kardeşim? O zaman kardeşim ne yapıyoruz? Ortaya ne koyalım? Bunu koyayım mı? Orada bu doldu kardeşim. Kastırız. Şunu getir kardeşim. Bastır kardeşim orada. Bastır kardeşim. Bastır. Ben buraya... O, sen de oraya bastır. Ha? Bir şey olmaz. Yemin ediyorum. Sen bastır. 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 Tamam kardeşim. Bak şimdi nasıl olacak? Kaputun ayrıca bak. Ooo bak. Ok gibi. Yanlış mı? Yanlış mı? Nasıl kardeşim? Ok gibi mi değil mi ayar? Ok gibi ayar böyle yapıyor. Yoksa kaput dışarıda duruyordu. Kilidi de söktük. 10 numara oldu. Ön tarafını çek kardeşim gel. Ön tarafımızın kafa ayırdı. İlk baştaki halini hatırlıyorsun arkadaşlar. Ön tarafımız da 10 numara oldu. Jilet paket. Bu tarafımız da 10 numara oldu. Tamam kardeşim. Evet. Lada Vaz'ımız 10 numara. Şimdi ne yapacağız kardeşim? Şişeyi kesiyoruz. Arabayı yıkıyoruz. Doğru mu kardeşim? Hadi kardeşim. O zaman yapalım kardeşim. Arkadaşlar şu anda su geliyorsun. Süleyman kardeşim şişeyi kesiyor. Evet. Arabayla şampuan dökecek misin kardeşim? Evet. Süleyman kardeşim iş yapacaktan silikon yaptığım motorla gelmiş. Sorun var. Buralara ne oldu kardeşim? Silikon mu oldu kardeşim? Zamanında silikon olmuş. Veyahut da ben mi silikon yaptım hatırlamıyorum ama. İşte şampuan var mı kardeşim dökeceğimiz? Var. Var mı kardeşim? Aslan kardeşim her şey hazırlamış. Dostum Süleyman. Kralsın kardeşim. Vallahi yeter dostum. Evet Süleyman kardeşim şu anda ne yapıyor kardeşim? Suyumuzu hazırlıyor Aslan kardeşim. Arabayı da ben yıkayım o zaman değil mi dostum? Yıkayayım mı kardeşim ben? İlk başta şöyle şimdi sokayım onun içine. Bu tarafa sokalım. Bir saniye dostum. Bir şu tarafa sokalım. Heh. Böyle bir daldıram, böyle bir tarafa daldıram. Tamam. Hadi kardeşim beni çek bakalım. Tamam. Gittiler kardeşim, daha acele çekiyorsun. Bence tavandan mı başlayalım? Ne? Pisliği ya. Gerçi bunu böyle sürmüyorum ama dostum çok tozlanmış. Aşırı tozlanmış. Böyle sürmüyorum ama doğru mu? Olur mu kardeşim? Bunu bez bulalım hemen söyle. Yoksa bez olmaz olmaz. Doğru mu kardeşim? Benim bez ayarla ben arabayı bir kalayım. Sen hemen şuradan bir bez bulabilir mi kardeşim? Bulabilir misin Süleyman? Konuştan alıp bize konuşmayalım mı? Evet bulabilir. Evet, bul kardeşim o zaman hadi ben suluyor bana. Hadi hadi kardeşim. Ben buna...
Arkadaşlar gördüğünüz gibi amellerimize ulaştık. Aracımız da güzel oldu değil mi? Şu, emellerimizi mi amellerimizi mi? Amel. Amellerimize, yok emellerimize mi? Neydi kanka? Amellerimize ulaştık. Aracımızı çalıştırdık, yürüttük, topladık. Sonra çok düzgün bir araba haline geldi. Lafı anlatmaya gerek yok diyoruz. Videomuz bu kadar diyoruz. Sizlerden bu uğraş ödüler beğeni bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Şimdi arkadaşım ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar videomuzu da bitiriyor.